Peygamber Efendimizin döneminde ateistler yani Allah'a inanmayanlar var mıydı? Eğer varsa onlara Allah'ın varlığı nasıl anlatılıyor idi? Şimdi bir kere Allah'a inanmayan bir kişi asla olamaz. Böyle bir insan yeryüzünde yoktur. Allah'ın varlığına da birliğine de her insan inanır. Bütün mesele Allah'la kendi arasındaki ilişkidir. Ben ateistleri şöyle tanımlıyorum. Onlar Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin diyenlerdir. Yani hayatlarının dışında kabul ediyorlar. Başları sıkıştıkları zaman Allah'tan yardım isteyecekler ama onun dışında Allah hiçbir zaman hayatlarında yer almayacak. Onun için izleyicilerimize söylüyorum, lütfen dikkat edin. Göreceksiniz ki Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek ateist yoktur. Benim bu konuda o kadar çok tecrübem vardır ki, yani herkesin ateist olarak tanımladığı şeyler, mesela bir keresinde Büyük Darüsansiklopedisi, bir 12 Eylül ihtilalinden sonra böyle ateizm konusunda çok şey yapanlar, işte Büyük Darüsansiklopedisi'nde ben yazarlarındanım. Orada bir ateistler grubu vardı. Ansiklopedinin genel yayın yönetmeni de onların başını çekiyordu. Haftada bir kere gidip yazılarımı teslim ediyordum. Bir kere oturduk, işte onlar da hepsi beraber, ben mesai bitiminde gidiyordum. O hep kendisini ateist diyen en az 10 kişi orada vardı. Hepsi de Türkiye'de tanınmış insanlar. İşte o başkanları böyle işte karşıda diyelim oturuyor. Onlar arkasında bir halka oluşturmuşlar. Konuşuyoruz. Hoca dedi hiç kendini yorma. Ben dedi ateist bir adamım. Ben öyle Allah'a falan inanmam dedi. Onun arkasındakiler de kafayı salladılar. Biz de inanmayız der ki. Ben de hemen böyle kalktım ayağa. Böyle kalktım böyle. Şöyle hızlı bir şekilde masaya yumruğu vurdum. Ondan sonra dedim ki bana bak, bana bak dedim. Ben de senin ateist olduğuna asla inanmam dedim. Böyle yaptı. Yok yok, ben de senin Allah'a inanmadığına asla inanmam dedim. Ateist kelimesini kullanmadım. Böyle dedi. Tabii inanıyoruz hocam. Tabii inanıyoruz dedi. Böyle bir heyecanlandı. Etrafındakiler de kafayı salladı inanıyoruz diye. Ama senin inandığın gibi inanmıyoruz. Ya dedim ben size ne zaman benim inandığım gibi inanın dedim. Allah bir kitap göndermiş, bir de elçi göndermiş. O kitapta Allah nasıl istiyorsa öyle inanın. Ondan sonra dediler ki peki tamam ama biz bu Müslümanların neyini gördük şimdiye kadar dediler. Dedim ki hiçbir şeyini görmeseniz bile Müslümanlar der ki şu ateistleri de Allah yaratmış daha yetmiyor mu? Öyle bir mutlu oldular ki inanamazsın. Sağ ol hoca dediler. Hepsi ayağa kalktı ve beni uğurladılar. Tamamı böyle topluca uğurladılar. Uzunca bir salon vardı. Salonun öbür tarafına kadar yürüdüler. Evet.